Efendim EkoTürk televizyonları ekranlarından hepinize merhabalar. Ben Erancan Umut ve günlerden salı, tabii ki her salı olduğu gibi sevgili abim, değerli hocamız Selçuk Gönençler eşliğinde Borsa Teknik programında grafikleri yorumlayacağız. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Eren, çok teşekkürler. Hocam, gelişmeler gerçekten çok acayip. Borsa İstanbul'daki yükseliş hareketi, yani siz de bekliyor muydunuz bilmiyorum. Tabii ki yükseliş hareketini orta vadede bekliyorduk ama bir kar realizasyonun tadında olsa daha mı iyi olurdu gibi de soru işaretleri de. Evet, yani o kar realizasyonu kısa kaldı. Oraya geçeceğiz. Ama dilerseniz ilk etapta şöyle bir ons altın cephesiyle başlayalım. Bir Bitcoin'i yorumlayalım. Ondan sonra yavaş yavaş yurt içi tarafa geçiş yapacağız. Evet. Herhalde çok fazla konuşacak bir şey yok bunu. 3-4 haftadır aynı grafik. Evet. Buradaki 2618, 2427 yaklaşık 1-1,5 ay önce bir görülmüştü. Sonra 34 günlük hareketli ortalamaya doğru bir geri çekildik. Bak burada zaten bir çanağımsı, Ahmet hocamızın kulakları çınlasın. Evet. Bir çanağımsı, bir ikili tepe yaptık. Dün 2427'lerin üstüne doğru bir uzandık. Helikopter kazasıyla beraber, evet, bir gerginlik olacak mı hikayesiyle. Şimdi 2427'nin gene hafif altına geldik. Ama baktığın zaman şu iki tane hareketli ortalama disiplinini, yani kısa vadeli trend disiplinini ONS'un koruduğunu görüyoruz. Sadece 2618'deki bu bölgede bir Fibonacci direncinden kaynaklı bir baskı alıyoruz. Biz bunlara ne diyoruz? Yükseliş trendi içinde dirençlerle karşılaşmasından kaynaklı olarak yatay veya düzeltme süreçleri. Yani trend bitmiyor, sadece belli seviyelerde kar satışları görüyoruz. Sonuç itibariyle baktığımız zaman Eren, 2380, 2340 trend destek bölgesi. Trend destek veya iç süren. 2380 ve 2320 trend desteğinin üstünde kaldıkça, evet, 2427'den bir baskı alıyoruz. Bir baskı alıyoruz. Ancak trend bitti. Artık burada ONS'la aşağı yönlü bir disiplin tetiklendi ve bunun teknik sinyalini aldık noktasında değiliz. Evet, peki hocam, size şunu da sormak istiyorum. Şimdi mevcut bu geri çekilmelerin hepsinde, özellikle ONS altında üzerinde söylüyorum. Bu yükseliş trendinin devam ediyor olduğunu yorumlamak gerekiyor. Yani aslında şunu sormaya çalışıyorum. Düşüş hareketleri şu anda bir alım fırsatı mı bize sunuyor? Çünkü şimdi gelmiş olduğumuz noktada şöyle bir şey var. Şimdi İran meselesine baktığımız zaman aman hemen İran ile İsrail arasında bir anda bir sıkıntı olacak deyip, yani piyasalarda çok ciddi bir, zaten piyasalarda da çok ciddi bir tedirginlik var. Dolayısıyla bu tedirginlik eşliğiyle beraber acaba işte ONS altın fiyatlarında geri çekilme orta uzun vade noktasında hala alım fırsatı sunuyor mu? 2600 dolar, 2800 dolar seviyeleri hala güçlü şekilde potada mı? Bunlar gerçekten şu anda sorulması gereken sorular. Hocam siz katılıyor musunuz bunlara? Vallahi şimdi şöyle Eren, yani teknik olarak bakacak olursak, istersen sil ekran şey olmasın. Altında buralar maliyetlenme fırsatı mı diye soruyorsan bana... Aynen öyle. Uzattım ama sorunun kısası buydu yani. Evet, evet. Ya buralar maliyetlenme fırsatı mı diye soruyorsan, şimdi söyleyeceğim şeyi çok detaylı ve çok hassas anlatacağım yanlış yorumlanmaması için. Bana göre maliyetlenme bölgesi değil. Hmm. Tamam, neden? Bak neden? Her fiyat trendine geri dönüyor mu zaman içinde? Döndü mü? Doğru, döndü. Döndü mü? Doğru. Buradaki hareket daha dönmedi. Bir de çok saptık. Uzaklaştın. Dolayısıyla biz bu tip grafiklere şöyle diyoruz. 2380, 2320'lerin üstünde kaldıkça, hem de yorumu tamamlamış olalım. 2427 kısa vadeli hedefini zaten ikinci kere tamamladı. 2520 ve 2600 potansiyel, teknik potansiyelini sürdürecek. Evet. Ne zaman 2520, 2600 teknik potansiyeli, bu senin de bahsettiğin sapma ve veya kısa vadeli düzeltmeye dönmesi hasediyle savunma noktasında takip edilmeli? 2380 özellikle de 2340. Nedenini de burada gösterdim bak. Daha önce, şimdi Deniz muhtemelen, bravo Deniz'e, 34 günlük hareketli ortalamanın
müthiş bir şekilde destek olarak çalışmıştı. Dolayısıyla 2340 kırılmadıkça 2427'yi ikinci kere gördük. 2520-2600 teknik potansiyelini altının onsu koruyacaktır. Dikkat! Bak burası önemli. Asıl hikaye burada. 2420'nin üstüne oturamadan 2340'ı kırarsa o zaman senin söylediğin soruya geliyorum bak şimdi buradan. Altında bir yeni maliyetlenmek için kısa vadeli düzeltme ve bir fırsat için bir düzeltme hareketi, bir sunum yapabilir yatırımcılara. Evet. Hocam altı dolayısıyla gayet... 2380-2340'ların üstünde kaldıkça onsu yukarı yönlü okuma disiplini bozulmayacak. Onun altında 2250'lere varabilecek şekilde düzeltme sertleşebilir. Hocam gelelim Bitcoin'e. Ben siz yorumlamadan ben nacizane şunu söylemek istiyorum. Ben Bitcoin'deki grafiği özellikle de dün yaşanan o daha net yükseliş hareketiyle beraber çok beğenmeye başladım hocam. Bu benim tamamen kendi yorumum. Sizin yorumunuzu da merak ediyorum. Ya şimdi kısa vade neresi burası? 144 günlük hareketli ortalama ve bu trend desteğine yaklaşınca orada bir destek buldu. Evet. Tam 144'lü öpmedi ama o bölgeye yaklaştıkça destek buldu. Sonra ne yaptı? Bizim teknik analizde anlattığımız çizgiler vardır. Bunlar nedir? Ara düşenlerdir. Evet. Bunlar da ana düşenlerdir. Ara düşenler geçildiği zaman bu bölge doldurulur. Tamam mı? Şimdi bak turuncu buradaki ara düşen geçildi ve ana düşene geldi. Şimdi bugün 7000 kaç bu? 7090 aynı zamanda bu düşüşün de 78.6'sının üstünü fiyatlamaya başladı. Bu ne demek biliyor musun? 70 bin üzerinde. 70 binin üstünde olması olumlu. Teknik anlamda hem düşeni geçiyor olması veya geçmeyi test ediyor olması hem de 78.6 olması hasediyle burada bu seviye önemli. Bak buraya yazıyoruz. Burayı pivot diyelim. Eğer Bitcoin bu 70.090'ların düşen trend ve 78.6'sının üstüne oturabilirse hedefleri nereye yazayım? Buraya yazayım. Bak kısa vade, orta vade. Kısa vade 73.7, 78.46. Kısa vade. Orta vade 84.40 Bitcoin'in hedefleridir. Yani 73.700, 73.700, 78.400 kısa vadeli hedefler, evet. 84.400 orta vadeli hedef. Şimdi hedefler belli değil mi? Evet. Hedefleri koyduk. Evet. Peki bu hedeflere karşı trend disiplini ve risk yönetimini neyle yapacağız? Onu da buraya yazalım. Okey. Buradan ne çıkarttık Eren? 66.600... Bitcoin'in yukarı yönlü trading'de 73.700, 78.400 hedeflerine doğru yukarı yönlü trading disiplininin destek bölgesi. Tamam mı? Doğru. Kısa vade için. Şimdi sen kısa vadeli oyuncuysan 66.600'ün üstünde 73.800, 78.400 bekleyeceksin. Doğru. Buraya gittiği zaman karını almak almamak senin tercihin. Ama 66.600'ün altında burada sıkıntı trading anlamında baskıya dönüyor diyeceğiz. Bu kısa vade. Orta vade, hocam ben trader değilim. Büyük trendi trade ediyorum diyorsan 62 hatta 60 bin kırılmadıkça geri çekilmeler olabilir. Ancak 84.400 hedefi korunacaktır. Evet. Analiz bu kadar. Gayet net. Hocam şimdi son dönemde Bitcoin ile Nasdaq arasındaki korelasyonun da tarihin en yüksek seviyesine doğru çıktığına ilişkin analizler de var. Dolayısıyla Bitcoin'den sonra Nasdaq analizi yapmamız da gerçekten çok isabetli oldu. Evet. Böyle bir istatistik var mı ben bilmiyorum da. Varsa ben de bak. Hatırlatmak istedim. Evet. Şimdi bak 16.767, 10.432 çıkışı 78.6 üstünde oturduğu ve trendini koruyor. Evet. Bunu da çizmeyi unutmuşum şimdi ekledim. Böyle bir yükseliş kanalının içinde gidiyor. Bir kere Nasdaq'ta gördüğümüz tablo şu. Bak kısa da 16.970. Bu ne demek biliyor musun? Şu anda 18.500'lerde, 18.600'lerde olduğu varsayımıyla 18.000 ara destek,
16.970 işe ise ana destek ve trend desteği. Evet. Bu iki destek bölgesine doğru çekilmeler olsa dahi, bak olmaz demiyorum ama olsa dahi diyorum. Tahminime göre 19.200'e denk gelir o. ...16.970 bölgesinin üstünde kaldıkça, özellikle bak, özellikle geri çekilmelerde 16.970'ler kırılmadıkça düşüşlerin fırsat olacağını düşünüyorum. 19.200'ün ara, 20.682'nin ise, bak, bu düşüşün altın oran hedefi olarak masada kalmaya devam edeceğini. Evet. Dolayısıyla Nasdaq 16.970 ana destek, 18.000 ara destektir. Kısa vade 19.200, bu sene 20.682 Fibonacci altın oran seviyesini hedef yapma fokusundaki trendini koruyacaktır. Burada sadece küçük bir şerh koyayım. 20.682'ye gitmeden ara ara düzeltmeler yapabilir. Hani öyle hiç aralara kırmızı bar koymaz gibi bir özgüvende olmamak lazım. Evet. Ara sıra dut ağacını silkelerler. Hocam o zaman gelelim mi piyasanın astrolistine? Evet. Bankacılık endeksi. Bankalar bugün konuşuyor. Yapı Kredi haberinin düşmesiyle beraber, Yapı Kredi'nin satışına ilişkin haberin düşmesiyle beraber bankacılık şova devam ediyor. Şimdi geçen haftaki analize bir dem vuralım. Burayı böyle çizmiştik değil mi? Burada bir kanal var demiştik. Evet. Bu kanalın içinde bekliyor. 14.400, 16.000'ler masada kalmaya devam edecek diyorduk. Şu anda kaç? Ben sabah tabii açılışta grafiği hazırladığım için evet. 14.800, 16.026'ya gelmiş. Burası kaç Eren'cim? 16.100. Bizim 11.000, 12.000'lerden beri özellikle 13 ve 21 günlük yani trend disiplini 13.000, 13.100'ler kırılmadıkça hedef ne diyorduk? 14.400, 16.000 diyorduk. Şimdi geldik oraya. Geldik. Şimdi bir kere Eren bak, teknik analize başlamadan önce bir şeyi hatırlatalım. Şimdi bankacılık neden gidiyor? Önce ona bakalım. Bir, yabancı girişi, mali politikalar, Merkez Bankamızın sıkı para politikaları sebebiyle, işte Cumhurbaşkanımızın da göreceli olarak destek vermesiyle, iktisat kitabına dönülmesi hasediyle bankalara para girişi var, değil mi? Holdinglere para Doğru. girişi var. Bankaların gitmesinin ana dinamiği bu. Öbür taraftan ne var? Bir de bunu dışarıdan besleyen başka bir şey var birkaç aydır. İşte bu Yapı Kredi'nin artık kapa düştüğü için rahatlıkla konuşuyoruz. Herhangi bir spekülasyon yok. Kapa düştüğü için anlatıyorum. Bir satılma hikayesiyle bankacılık hem böyle mali politikalardan hem de Yapı Kredi özelinde besleniyor. Değil mi? Şimdi bugün seninle biz yayına girmeden önce de kabaca bir hesap yaptık. Doğru. Koç grubunun istediği bir bedel var. Yani düşen haberin üstünden konuşuyoruz bu haberi, arada. Haberle düşene göre %61.2'sine 8,5 milyar dolar isteniyor Yapı Kredi'nin. 7,5 milyar dolar teklif edilmiş gibi haberler var. Şimdi bir kere yorumlara başlamadan önce yatırımcıları uyaralım. Biz Reuters'ta geçen haber üstünden yorum yapıyoruz. Evet. Zaten Yapı Kredi de kapta henüz daha farklı bir gelişme olmadığını bildirdi. Onu söyleyelim. O haberin üstünden baktığın zaman hala Yapı Kredi'de bir fiyat performans ihtimali var. Koç grubunun istediği rakama bakarsan. Hocam şimdi ama şu var. Sen bir şeye bir bedel istiyorsun da bakalım tabii. Karşı verecek mi o parayı? Tabii. Şimdi tamam şöyle mı? Bir şey var. 8,5 milyar dolar dedik değil mi? %61'ine. Şimdi böyle olduğu zaman 13,9 milyar dolarlık bir rakama çıkıyor. Yapı Kredi'nin komple değeri. Tabii şu anda misin? Dolara çevirdiği zaman 9,9 milyar dolar. Bir %20 daha potansiyeli var. %40 oluyor. %40 hocam. Potansiyeli var gibi görünüyor dolar bazında. Ama bak tekrar ediyorum. Bu yaptığımız yorum da yatırımcıları finansal okuryazarlık ve mevzuat adına yanıltmasın. Tabii. Çünkü biz bir haberin üstünden sadece bir hesaplama yapıyoruz. Durum analizi yapıyoruz. Doğru. Bir doğru. Durum analizi yapıyoruz. Tamam mı? Oralara gidecek %40'lık yükseliş yok, potansiyeli var yok. Burada falan demiyoruz. Şimdi sebebi bu. Şimdi Teknik olarak gelecek olursak daha bu haber işte bu 8,5 milyar dolar falan hikayesi olmadan biz ne diyoruz burada? 13.000. 13.100'ler kırılmadıkça 14-16 teknik hedef miydi? Doğru. Teknik hedef. Şimdi teknik hedefe geldik mi? Geldik. Bak şimdi ben bir şey söyleyeyim. Teknik analizin dışında bir trader veya bir piyasa psikolojisiyle bir şey anlatayım. Şimdi bir fiyat yukarı giderken tamam mı?
İşte hem Türkiye'nin mali politikaları, Merkez Bankası'nın duruşu, öbür taraftan da işte böyle bazı bankalarla ilgili söylentiler olması hasediyle fiyat teknik olarak aşırılık bölgesine girse de, bak burası en çok anlatmak istediğim şey bu. Fiyat aşırılık bölgesine girmiş olsa da yukarı gitmeye ciğerli olabilir. Doğru. Yukarı gitmeye devam edebilir. Yukarı gitmez dememek lazım. Bu noktada sadece şuna dikkat etmek lazım. Fiyat teknik olarak hareketli ortalamalardan aşırı uzaklaştığı zaman düzeltmelerin oluşabileceğini bilmek lazım. Hocam uyarını anladık, eyvallah, da bu kime faydalı? Yeni maliyet yapacaklar, dikkat etsin demek. Sen çok ciddi bir maliyetteysen, atıyorum 8 bin, 9 bin, 10 bin hatta 13 bin bölgesinden bir bankacılık maliyetin varsa, göreceli, belliye bir noktaya kadar geri çekilmeler seni trend disipliniyle oyunda tutabilir. Doğru. Ama şunu unutmayacak yeni maliyetlenenler, ya tamam burada bir hedef potansiyel var. Yapı krediye konuşulan rakamlar yapı kredinin biraz daha yukarı yönlü marjının olduğunu da gösteriyor. Eyvallah, kitabı buraya işte. Kadar tamam, temel tamam. Teknikte ne diyor? Fiyat yukarı yönlü, haber beklentisi olduğu dönemlerde teknik aşırı bir şekilde yukarı zorlanabilir. Bu hareketler paraboliye bile dönüşebilir. Ama burada yatırımcının unutmaması gereken şey şudur. Beklentiler alınır. Gerçekler belli bir noktada satılabilir. Satılacak diye söylemiyorum. Risk anlamında. Doğru. Dolayısıyla kontrollü olmak lazım. Olabildiğince iyi süzmek lazım. Tamam mı? İyice alabildiğimiz kadar piyasadan alabileceğimiz. Akıyorken dolduracaksın. Akıyorken yatırımcı alsın. Ama alırken de şunu unutmasın bak. Hiçbir fiyat sonsuza dek düşemez, fırsatlar yaratarak döner. Hiçbir fiyat sonsuza dek yükselemez, belli bir noktada yanlış maliyetleri mağdur bırakarak biter. Bu sermaye piyasalarının değişmez kuralıdır. Doğru. Bu kuralda ezilmemek, daha sonra hay senin satışın yerine basın, hay SPK, hay sizin yapacağınız analiz gibi yatırımcılar mağdur ve piyasaya karşı mahcup olmak istemiyorlarsa, belli seviyelerden maliyet yaparken belli disiplinleri kabul etmeleri gerekir. İşte iş süren stoplu, stop, yukarılarda kar almak, belli noktalarda hafiflemek. Yani trend bittiği zaman kazanç eğrisinin bozulacağı gibi gerçeklerle yüzleşmeyi de kabul etmek gerekir. Doğru, doğru. Sonuç. Şimdi bak burası dolmuş bile. Ben sabahla öğlen arasında şurayı doldurmuşlar o haberle. Sonuç itibariyle baktığın zaman Eren, bir silsene bir şey göstereyim. Bak şurada bir turuncu trend var, görüyor musun? 10 binlerden gelen bir trend. Şimdi burada dikkatini çeken bir şey olması lazım. 13 günlük hareketli ortalamanın altına 10 binden beri şurada sadece bir gün dışında bak. Bir gün dışında 5, 8, 13 özellikle 13 disiplini korunuyor. Bir gün dışında. Ve ne yapıyoruz senet? Trende geri döne döne gidiyoruz. Evet. Belli seviyelerden düzeltmeler alıyoruz. O zaman biz bankacılık için ne diyoruz? Bak disiplin olarak trend analizi yaparsak 14.900 ara 13.500 trend desteği. Burası. Trend desteği. Bir kere 14.900 ara destek, 13.500 ana destek demek şu demek. 14.900'ün altında 13.500'e kadar düzeltmenin derinleşme riski oluşabilir. Ama 14.900'ün üstünde kalmaya devam eden hareket de 16.100, bak burada ne yazıyor? 17.600, bunu ben gene de yazayım da. Oraya ben düzeltmesiz gideceğini düşünmüyorum. Onu açık açık söyleyeyim. Ama gene de potansiyel hedef olarak yazayım. 21.900. 16.100 ara hedef ki bugün aşağı yukarı tamamlandı. Geldik sayılır. Evet. 14.900'ün üstünde kaldıkça bir 17.600 kısa vadeli majör hedef, güncel bir yeni hedefi olacak. Orta vadede 21.900 hedeflerini potansiyel olarak barındırabilir. Ama buraya bir finansal okuryazarlık ve biraz önce yaptığım uyarıları koyayım. 21.600'e gitmez demiyorum ama belli seviyelerde artık yeni maliyet yaparken veya pozisyon taşırken artık bir şeylerin gözden geçirilmesi gerekeceğini düşünüyorum. 14.900'ün altında da 13.500'lere kadar
bankacılığın düzeltmeyin, derinleştirebileceğini düşünüyorum. Net bir şey var bende. Trend disiplininde net bir şey var. 13.500 kırılmadıkça bankacılıkta ayı başlamaz. Evet. 13.500 kırıldığı zaman da bankacılıkta boğa kalmak bence teknik açıdan bakılıyorum. Temel olarak bakmıyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Bizim programımız teknik çünkü. 13.500'ün altında boğa kalmak cesur yürek ister. Hocam bir de bu son gelişmeler noktasında ben de şu uyarıyı yapmak istiyorum. Mesela şimdi %61.2'sinden bahsediliyor. Hadi yuvarlayalım. %61'lik bir orandan bahsediliyor. Hı. Kaçtan satılacak? Burası çok önemli. O bakımdan dolayı tabii. Kapı takip etsinler. Bak Reuters'ta bir yetkili hikayesi geçmişte yatırımcıları çok mağdur etti. Bak. Doğru. Reuters'a bir açıklama yapan o yetkiliyi bir bulsam. Hani her şeyde bir yetkili var biliyorsun değil mi? Tabii, Amerika ile ilişkilerimiz bozulunca bir yetkili böyle dedi. Yok işte helikopter düşüyor. İranlı bir yetkili bunu dedi. Abi o yetkili hep var. Tamam mı? Abi bak yetkisizlere yetki vermek yerine yatırımcılar pozisyonlarının yetkilerini kendileri kullansın. Doğru. Tamam. Doğru. Disiplin. Fiyat yukarı gidebilir. Çünkü haberle pompalanıyor şu anda. Bak haber olduğu zaman teknik aşırılık gösterse de buradan döner, şuradan döner deyip bir nasıl söyleyeyim karanlığın içinde boncuk aramaya gerek yok. Burada yapılacak şey trend hocam, trend. Trend bozulursa burada durulmaz. Doğru. Tamam. Doğru. 17.600 yeni potansiyel hedef konumda, 21.900'e doğru hareketin çok aşırılık taşıyacağını söylesem de trend mantığıyla böyle bir fokus hedef çıkabilir ortaya. Ama şunu söylüyorum, 17.600, 21.960 yukarı yönlü potansiyel hedefler, 14.900'ün altında ve veya 13.500'ün altında risk yönetimi yapılarak takip edilmelidir. Peki hocam, şimdi bankacılığı, şimdi son 2 dakikamız var. Hadi reklama bakalım, girmeden önce. Alalım. Borsa İstanbul'a geçelim mi, bankacılık üzerinden konuşmaya devam edelim mi? Çok Borsa İstanbul'da bölmek istemiyorum hocam aslında bakarsan. Yok, o zaman bak sil bunu. 2 dakikada ben Yapı Kredi anlatayım. O zaman şöyle yapalım. Tamam mı? Şuraya açtım. Değil mi? Doğru olur değil mi? 2 dakikada ben Yapı Kredi yaparım. Zaten orada efsane bir şey var. Filama formasyonu. Şimdi bunu ben başka bir yayında da anlatmıştım. Burada bir filama oluşuyor diye. Sonuç itibariyle işte teknik hocam. Sen kabul et, etme. Sevsen de, sevmesen de çalışıyor. Doğru. Yani bak adam lokum gibi filamayı koymuş. Demiş ki ben direği yaparım. Filamayı çizerim. İnanana parayı veririm demiş. Tamam. Fiyat asıl olandır. Senin duygularına göre şekillenmez. Fiyatın belli çalışma prensipleri vardır. Teknik analizde, formasyonlarda bunların bir tanesi. Sonuç itibariyle kaç şu anda bu? Yapı Kredi bu arada. Görebiliyor muyuz? Yapı Kredi'nin fiyatı tamam olarak son fiyatı söylersiniz. Değil mi? Tamam oldu değil mi? Tamam. Yani kaç olduğunu bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim ben sana gene kabaca. Sen fiyatı al. $33.80, $32.50 düzeltme destek hattı. Yani yukarıdan bir baskı görmesi durumunda $33.80, $32.50'da bir destekle karşılaşacak. Hangi bölge orası? Bu bayrağın. Burası evet. Ve aynı zamanda filamanın alt destek bölgesi. Bu arada 37.96. 37.96 tamam. 36.82'nin de üstünde. Dolayısıyla bu öyle bir yerlerden trendine geri dönebilir. Sonuç 33.80, 32.5'ların üstünde kalmaya devam eden Yapı Kredi. Hedefleri buraya yazıyorum. 40.60. 45.40 potansiyel hedeflerini koruyabilir. Bak. Tamam mı? Potansiyel hedefini 40-60 ve 45-40'lara doğru Yapı Kredi potansiyel hedef yapabilir. Bak buraya çok önemli bir not koyuyorum Eren. Sen benim ne demek istediğimi biliyorsun da ben ısrarla anlatıyorum ki yatırımcım yanlış anlamasın diye. Buralar potansiyel teknik hedef, haberlerden dolayı, göreceli bankacılığa, yabancı girişinden dolayı her şey kabul. Ama bir yerlerden düzeltmeler olabilme ve yatırımcıların kısa vadeli pozisyonlarda bir düzeltmenin içinde kalmamaları için mutlak suretle teknik analizin çok önde tutulacağı,
disiplinlerin, trend bölgelerinin çok önde tutulacağı bir trend içindeyiz. Evet, fiyat yukarı gidiyor. 40-60 ara destek, 40, ara direnç 45-40. Yapı kredinin seninle biraz önce yaptığımız o afaki habere göre bir hedef potansiyelini de barındırdığını görüyoruz. Formasyon anlamında da bir ihtimal barınıyor. Burada yapılacak şey şu, risk yönetimi anlamında 33.80, 32.5'lara doğru oluşacak geri çekilmeleri trend içinde düzeltme olarak yaptalayalım. 32.5'un altında yapı kredideki pembe bulutlar da alabilir. Hocam birazcık seni dinlendirelim. Tamam. Gerçekten çok fazla konuştuk. Değerli izleyicilerimiz de dinlensin. Efendim kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Daha anlatacağımız çok şey var, bir yere ayrılmayın. Efendim kısa bir reklam arasından sonra Borsa Teknik programı kaldığı yerden devam ediyor. Evet hocam. Evet. Şöyle bir BIST 30'a bakalım. Evet. Çünkü zaten bu taraf gidiyor. Evet evet. İşte o yüzden zaten uzun zaman sonra ben de BIST 30'a hiç bakmıyordum. BIST 100'den gittiğimiz için dedik ki yani bakalım yani bankalar, holdingler vesaire 30 gidiyor. 30'a bakalım. Çünkü Eren artık herkes de biliyor artık neyi anlatacağız da belli ki hatlar gidiyor ya. Yani genele yayılan bir hareket yok. 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 Yok doğru. Böyle olması da hani böyle olacağını da biliyorduk veya eskiler biliyordu. Mesela hocam bir hatırlatma yapayım mı? Yap. Mesela bugün BIST 30 yüzde kaç? Şöyle bakıyorum %4.25 değil mi? Hı. BIST 100'e bakıyorsun %3. X tüm Y diye bir endeks var. Biliyorum. Yani bütün hisse senetlerini BIST 100'ü dışarıda bırakarak ölçen bir endeks var. Eksi de hocam. Yani eksi de veya yataydı değil mi? Vallahi en son ben yayından önce 0.64-0.70 eksideydik yani yan tahta. Endeksi diyorum ben oraya, eksi de. Evet. Ama onlar da 2019'dan 2023'e kadar para kazandılar. Artık onların da yatış vakti gelmişti zaten. Onların da gene bir gün vakti gelecek. O başka konu. Ama hocam biz sene başında sizle beraber de söylemiştik, hatırlıyor musunuz? Eğer yabancı gelecekse burada ana kağıtları alır demiştik. Ya Eren bunu senin benim söylememe gerek yok. Yani. Ki. Yani eskiden hepsi bunun böyle olacağını biliyordu. Şimdi o yüzden bankalar gidiyor. Bizim kağıt gitmiyor ki diyorlar. Haklılar. Ama bu işin kuralı bu. Öğreneceksin. Yabancı geri ilk etapta banka giriyor. O zaman bankaların gittiğini veya gideceğini ön sezin varsa, alt ve orta grup kağıtlardan da son 3-4 yılda iyi para kazandıysan değiştirseydin güzel kardeşim. Pozisyonu değiştireceksin. Değiştirseydin. Yani aşık kalmaya gerek yok ki. Yani bir senede aşık kalmak kadar tehlikeli bir şey yok. Çok uzun vadeli değer yatırımcısı değilsen. O başka bir dünya evet. Orası. 30'dayız. Günlük grafik. Şimdi kaça geldi bu? 12.176. Tamam bak şimdi şuraya dikkat edelim. 3 tane burada temas var. Doğru. Burada bir temas var. Burası aynı zamanda bir Fibonacci. Deniz süpersin, seni seviyorum. Baksana şu güzelliği nasıl gösteriyor. Görüyor musun? Deniz müthiş. İşini hocam. Sanatla yapıyor. Tabii canım. Bak şimdi bak görüyor musun? Bu Fibonacci burada hedef. Neresi orası? Deniz gösterir onu şimdi yakalar şak diye. Geldi bak. Gelir. Vallahi affetmez. Geldi helal olsun. Tamam bak 12.350. Daha önceden gelen izin hedefi, yani fokus, hani o dart atarsın ya tam 12'ye yapıştırmak istersin. 12'ye yapıştırmak istedikleri yer 12.350. Yani bir kere şunu söyleyeyim, ben öpülmeyen pembem yok. Tamam mı? Şimdi gidiyoruz oraya işte. Tamam. 12.350. Ha, 12.350 geçilmez mi? Cık, bırakın ona takılmayın. Bak, yatırımcıların yaptığı en büyük yanlışlardan bir tanesi bu Eren. Trend yukarı giderken direnci gördükleri zaman hemen hop tamam benim şimdi. Ya ne bitiyor güzel kardeşim. Orası bir direnç de trend değil. Trend anında bu kırılınca biter. Bak görüyor musun? Lokum. Adamlar yapıyorlar. Götürüyor trende çeviriyor. Götürüyor trende çeviriyor. Ha şimdi 12.350'den mi trende indirir? Kırar geçer 12.970'den mi trende indirir? Bana ne, sana ne, bize ne? Bu kırılıyor mu hocam? Bak bu kırılıyor mu? Selametle.
Kırılmıyor mu? O zaman devam. Baba, trenin de, geminin de içinde kalacaksın. Kırıldığı zaman da babamı tanımam, kaçarım. Tamam. Çünkü ben teknik oyuncuyum. Tekneye sadık kalırım. Tahtayı babam da yapsa diyorsunuz yok, hocam. Yok, yani hiç affetmem. 12.350, 12.970 U30 K ve hedef bölge. Kısa vade dedim bak. Tamam mı? Uzun vadeye daha gelmedim. Ona da geleceğim şimdi. 12.350, 12.970 mevcut akımın kısa vadeli hedef bölgesi. Hadi risk yönetimi yapalım. Şu anda fiyat 12.100'de. Hocam burada ne yapıyor fiyat? 13'ü kırmadan gidiyor değil mi? Veya trendi kırmadan gidiyor. O zaman 13'ü sen söyle bana oradan. Veya bir trendi, bir de trendi söyle. Hocam 11.234. 11.100. Diğeri de 11.100. Zaten yan yana. Bak şimdi. Sebep sonuç yapacağız. 11.100, 11.200. Trend destek bölgesi mi? Doğru. Evet. O zaman if şartı burası kırılmadıkça çok gitti diye trendden düşülmez. Trend ara sıra durabilir. Hafif bir geri dönüp unuttuğu bavulu almak için bir diğer istasyona bir geri dönebilir. Ama 12.350, 12.970 potansiyelini koruyacaktır. Şimdi risk analizine başlıyoruz. 12.350, hani bu 12.350'yi de çıkartalım. 12.970'lere doğru XU30'da yukarı yönlü döngü ve kısa vadeli dikkat, düzeltme ve veya satış baskısının genişleme riski 11.100'de yönetilebilir. Niye hocam 11.100? Yani neden diyenlere de ben bir şey söylemiyorum. Teknik söylüyor. Bak çizdim. Deniz yaklaş, buraya çok zoomla. Hocam bu trendi kırmadı mı, gidiyor mu yukarı? Kırdı mı? Demek ki burayı gıdıklayacaklar demektir. Onu da 11.100'de yöneteceğiz. 11.100'ün üstünde 12.350 ara, 12.970 XU30'un kısa vadeli hedef bölgesidir. Gene yapıştı değil mi? Tabii. Lokum gibi gösteriyor vallahi. Helal olsun. Şimdi bak bu kısaydı. Bak bu kısaydı. Bir sil, kısayı gören gördü. Şimdi buradan şu 55'i anlatalım bak. Burada da başka bir hareketli ortalama var. Bu 55'in altında çok fazla kalmıyoruz. İniyoruz ama kalmak istemiyoruz. Burası neresi? 10.300. Bunu da orta vade diyelim. İş süren. 10.300'ün üstünde kalmaya devam eden XU30. Bizi dinleyen yatırımcılar birazcık böyle çok, her ne kadar kendilerini orta uzun vadeli olarak yaftalıklara yaftalasalar da ben bizi izleyen yatırımcıların 3 aylık vadeyle iş yaptıklarını, ağırlıklı kitlenin öyle olduğunu düşündüğüm için burası ne kadar onlar için anlam ifade eder ama büyük trend anlamında 10.300'ün üstünde kalmaya devam eden bankacılık. Bundan izle bu kadar. 10.300'ün üstünde kalmaya devam eden bankacılık 14.934 hedefiyle yatırımcıları tanıştıracaktır. Ancak 10.304, 10.300'ün üstünde beklerken, 14.930 beklenirken 12.350 ve veya 12.970 gibi fiyat bölgelerinden düzeltme olasılıkları da risk yönetimi ve duygu yönetiminde kabul edilmelidir. Hocam şimdi TL bazında baktık. Bir de dolar bazlı bakalım. Hadi bakalım. Bugün dolar bazlı. Şimdi bir kere bak, dolar bazlıya başlamadan önce bir şeyi açıklayayım. Önemli benim için. Yani benim kendi sürdürülebilirliğim için önemli. Bak bugün ne yaptık Eren? Aylık. Bugüne kadar ne yapıyorduk? 150 dolardan beri. Haftalıktı bak, dikkat et. Doğru. Bu pembe öpülecek, rahat olun. Bu pembe öpülecek, öpülecek de geçilecek de. Hani orada düzeltme alırız almayız. Geçen haftalarda ne dedik? 10.390'ın geçilip geçilememesine göre bir düzeltme ihtimali olabilir. Ama düzeltmeyi bırak hocam, sadede gel diyenlere bu pembe geçilecek demiştik değil mi? Şimdi doğru. Geçildi mi? Geçildi. Şimdi bak, artık benim için burada daha önce anlattığım o haftalık grafiğin benim için hükmü kalmadı. Çünkü öptürdü ve geçittirdi beklediğimiz gibi. Şimdi haftalıktan periyot atladık, daha büyük resime geldik. Aylık, logaritmik, dolar bazlı grafik. Evet. Şimdi bak, bu pembe de o haftalıkta geçtiğimiz pembe. Hani nostalji olsun diye koydum. Şimdi bir kere Eren, Borsa İstanbul işte 500, 109 dolar düşüş trendi. Bak burası devasa uzun vadeli düşüş trendi. Ne zaman 150-170 dolarlardan kalktı geldi. Şimdi bak, bir kere şunu çok net söyleyeyim.
321 dolar. Hani o geçilecek mi, geçilmeyecek mi, geçilecek mi, geçmeyecek mi acaba, düzeltme. 10.390. Artık 320 dolar artık o direnç, artık destek. Doğru. Yazıyoruz. 321 dolar. Tamam. 10.300. Şimdi bir kere artık 321 doların üstünde kaldıkça, buralara doğru geri çekilmeli olabilir ama üstünde kaldıkça, bak, bu tepe ve bu dibin 61.8-78.6 hedef bölgesi bizim zaten uzun vadeli projeksiyonda hedefimizdi. Doğru. Çünkü ben her yayında şunu söylerdim. Önce 300'ü göreceğiz, sonra düzelteceğiz, sonra 349'u göreceğiz. 413 dolarsa potansiyelini koruyacağız diyorduk. Şimdi bak, oraya doğru geldik artık. Kaç dolardayız bilmiyorum. 340 dolar falan olduk mu bugün? Varız. Muhtemelen hocam. Olduk. 350 dolar neresi biliyor musun Eren? Bak, tarihi tepeyle, tarihi dolar bazlı dibin 61.8'i. Altın oranı. Evet. Dolayısıyla orası önemli olacak. Şimdi yatırımcılara şunu anlatıyorum. 350 dolar artık önemli olacak diyor mu grafik? Diyor. Diyor. 78.6 da 415 dolarda. Potansiyel o zaman 350 ile 415 dolar Borsa İstanbul'un mevcut trendinin kısa vadeli hedefleri mi? Doğru. Hedefleri. Doğru. Net. Tamam, bak, net düzeltmeler olabilir. Bunun altını çiziyorum. Düzeltmeler olsa bu bölge hedefleri mi? Hedefleri. Ama elimde bir sürü istatistik var. Sen çok iyi biliyorsun ne anlatacağımı. %78 ila %80'lere varabilecek şekilde Fibonacci bize diyor ki 78.6'lar devasa anlamda değerli hedef bölgedir. Oralara kavuşmalar olur. Ama asıl olan orta vadeli bu trend yukarı devam edecek ise işte bu 78.6 415'leri geçmesi gerekecek. Orası da aşağı yukarı 13.400. Kısalt diyorsun şimdi sen bana. Çok net söylüyorum. Borsa İstanbul'un majör hedefi 350 dolar, 61.8, ardından da 415 dolardır. Bak, çok net söylüyorum, 415 dolardır. 415 doların geçilip geçilememesi kritik değerde önemli olacaktır. Onu o zaman konuşalım. Sonuç 321 ara. 290 trend. Destekler. 321 ve 290 dolar Borsa İstanbul'un yaşayabileceği satış baskılarında destek bölgesi olarak takip edilecektir. 320'nin üstünde kaldıkça Borsa İstanbul'da risk iştahı yukarı yönlü takip edilmeye devam edecektir. 321'in altında risk iştahı ve savunma dürtüsüyle pozisyonlarda, hani orada pozisyon ağırlıkları kontrol altında tutulmalı. Çünkü 290 belki de 285 dolarlara varabilecek şekilde bir düzeltme başlayabilir. Bu iki bölge kırılmadıkça buraya karşı geri çekilme risklerini barındıracak şekilde Borsa İstanbul'un kısa hedefi 350, altından da 415 dolardır. Güzel. Zaten 415 dediğiniz gibi oranın üzeri başka bir evreye geçiş. Siz onu anlatayım. Bak şimdi, sen bana sorsan ki Selçuk hocam, Selçuk abi, Borsa İstanbul'un 415 doları geçeceğini, geçmesini bekliyor musun diye bir soru sordum diyelim. Bekliyor musunuz hocam? Şimdi. Hadi sorayım. Söyleyeyim. Kısa vade hayır, uzun vade tamam, cevap bu. Net mi? Gayet. Net değilse uyar. Yok, gayet net. Tamam. Kısa vade şüpheliyim. Bak, kısa vade şüpheliyim. Geçilmeyecek demiyorum bak. Şüpheliyim. Mesela ben Borsa İstanbul 415 dolara gelse kişisel olarak pozisyonlarımı çok ciddi anlamda gözden geçiririm. Bak, çok ciddi anlamda gözden geçiririm. Ben pozisyonlarımı gözden geçiririm. 415'i geçerse dönerim yukarıdan, o kadar büyük hevesle, ulan keşke satmasaydım demeden yerine koyarım. Yerine koyarsın. Anladın mı? Çünkü sonra Borsa İstanbul nereye gideceğini şimdi bugün söylemeyeyim, ayıları çok ciddi rahatsız ederiz. Şimdi sırası değil zaten. Sırasının olmadığını da biliyorum. Ama 415 doların üstüne Borsa İstanbul'un gideceği dolar bazlı hedefi verirsem ayıları çok ciddi rahatsız ederiz. Kaldı ki şu anda vermemin de doğru olmadığını da disiplin anlamında altını çizerek söylüyorum. Evet, evet. Hocam peki geçelim. Şöyle TL bazındaki grafiğe, yani BIST 100 TL tarafında. Evet. Şimdi, maşallah var, gidiyor ya. Evet, gidiyor. Trend her şeydir. Fiyat her şeydir. Eğer siz
değer yatırımcısı, uzun vadeli, ben fiyatla ilgilenmiyorum, ben yatırımcıyım demiyorsanız, trend veya tradersanız, kısa vadeli bir kar amacıyla işlem yapıyorsanız fiyat her şeydir. Doğru. Tamam, dolayısıyla değer yatırımcılarını ve temel yatırımcıları fiyatın dışına çıkartacak olursak, Eren, neyle savaşıyoruz hocam? 5, 8, 13 ya. Bak, Deniz gel. Bak şuraya dikkat et. Şurada 4 gün, 5 gün bir bilgilendik. 10.390 ile 10.000 bandında. Ne dedik biz o zaman yayında burada? 10.390'ı geçene kadar pozisyonları kontrollü olalım. Geçeceğiz ama dengeli olalım. Hani 9.917'den mi döneriz? Aşağı risk mi olur? Orayı görelim dedik. 10.390'ı geçince ne olduğunu gördün mü? Bak şuradaki ezgi, şuradaki baskı ne oldu? Barlara bak, barlara. Barlarda bile esneme oluştu. Bir şey vardır. Fizik tedavi de verirler. Avucunu güçlendirmek için sıkarsın, bırakırsın ya. Aman hocam, fizik tedavi demeyin. Bir haftadır uğraşıyorum sabahları. Evet, biliyorum, geçmiş olsun. Şimdi bak burada ne yaptı? Eren, 8 günlük hareketli ortalamanın altında 4 gün kaldı. Bak burada 4 gün baskı. Abi 8 günü geçti. Disiplinli olan adama dedi ki, bak ben tekrar üstüne geçtim, geliyorum dedi. Doğru. İçeride olanlar da şimdi hareketin içinde. Sonuç, trend her şeydir. Fiyat tek gerçektir. ...10.300 ara destek, hareketli ortalama. 9.917 ise Fibonacci. Bak, bu 9.917'yi nereden bulduğumu da söyleyeyim de sonra hani nereden çıkardım bunu demesinler. 9.450, 8.700 düşüşünün altın oranı. Doğru, 1.618. Altın oranı. Şimdi o direnç, şimdi destek. Dolayısıyla 9.917 ana destek. 10.300, 9.917'lerin üstünde kalmaya devam eden Borsa İstanbul, 10.300 hatta 9.900'lere geri çekilmesini teknik risk anlamında içinde barındıracak olsa da, burası kaç? $350. 11.427 ara, $350 önemlidir. Dolar bazlı grafikte anlattım önemini. Evet. 11.427 geçerse hareket daha da iştahlanacak. Geçemezse düzeltme ihtimali oluşacak. 11.427, 11.893 potansiyeli, 10.300, 9.917'lerin üstünde kalmaya devam ettiği sürece fokusta ve disiplinde kalmaya devam edecektir Eren. Şimdi hedefleri veriyoruz. Hep dikkat edersen yukarı yönlü revize geliyor. Niye? Trend de gidiyor. Yükseliş trendlerinde dipler yükselir, tepeler de yükselir. Doğru. Klasik düz mantık yani, yükseliş trendi. Dolayısıyla 11.427 ara hedef, $350 önemli. 11.893 ana hedef olacaktır. Bu hedeflere doğru kısa vadeli pozisyonlarımızda risk yönetimi 10.300 ve veya bir tık daha geniş bir risk analiziyle, biraz daha geniş bir risk taşıma maliyetiyle 9.917 seviyesiyle risk yönetimi yapılabilir. Şimdi 10.300 ile 9.900'ün üstünde bu hedefleri verdik ya Eren. Şimdi bunun dışında da bir de ne vardı? $413. Kaçtı o? 13.340. Bu da $415. Tamam. Bunlar potansiyel. Tamam. Şu ikisinin risk kontrolünü 11.427, 11.893'ün risk kontrolünü 10.300'de yapalım. 13.340'ın risk kontrolünü de 9.917 ile yapalım. Herkesin riski taşıma kabiliyeti veya karlarından ne kadarını riske atma noktasındaki tercihlerine bırakalım. Tabii. Dolayısıyla trend devam ediyor. Ancak hareketli ortalamalardan uzaklaşmadan dolayı ara ara düzeltmeler olabileceğinin altını çizelim. Peki hocam, geçelim bir diğer grafiğimize. Gayet, çünkü bir şey soracağım ama soramıyorum çünkü çok net anlattığınız için. Sen sor. Bir şey olmuyor. Hocam şimdi yapı kredi tamam, yapmıştık. Türkcell'e bakalım. Değerli yönetmenim benim kulağıma... Fısıldasın bakayım. Dakikayı fısıldarsa. Fıs yapsın. Nasıl yapsın hocam? Gördünüz mü Deniz Bey Hanım? Hocam Türksel. Gülmeden olmaz. 91.85'te şu anda fiyat. Kaç? 91.85. Tamam, 88.57'yi geçmiş. Türksel. Eren, biz bunlara ne diyoruz Eren? Para. Bolik. Doğru, çok net bir yükseliş hareketi var. Bunlar para boliktir. Para bol.
trend bol, para bol. Veriyor adam. Alıyor musun? Hocam parabolik tabirin oradan geleceğini sanacaklar. Yok yok, oradan değil. Ben benzetme yapıyorum. Kitabımda da öyle anlatıyorum. Şimdi bak, burası nedir? Hareket trendin üstünde, parabolik. Nereden alsam kazandırıyor. Ama bir gün bitecek. Çünkü böyledir. Böyledir yani. Sonsuza kadar sürer yani. Sonuç 71,5, 60,95 çıkışı trendini koruyor mu? Koruyor. Doğru. Ya burada şöyle bazen bir şeyler duyuyorum. Ya çok mu gitti acaba? Buradan döner mi acaba? Ne yapsam, satsam mı acaba? Bak, bu sorular çok doğal sorgulamalar sermaye piyasasında. Ama yatırımcı burada kararını verecek. Ya sen yukarı gittikçe kademeli olarak hafifleyebilirsin. Ya da dersin ki burada tahta yapıcısı bir iz bırakmış. Tamam mı? 8 ve 13 günlük hareketli orta. 5'i koymadım. 5'i de koysan zaten onun da üstünde de biraz daha sade görüntü olsun diye. Tamam. Ya burası kırılmadıkça burada trend var. O zaman sadede gel Selçuk. (gülüyor) 85-85-40 kısa vadeli trend destek bölgesi. Parmağımla gösterdiğim trend disiplin hikayesiyle. Yani bu rakamlar bu hareketli ortalamalardan evet. geliyor. Tamam. 85 ve 84-40. Özellikle 84-40'ın altına çizgi koydum. Yıldız koydum. Bu disiplin korunduğu sürece bak burada 88,5 var. 2618. Tamam mı? Yukarı yönlü harekette şu anda onun üstünde olduğumuzu gösteriyor fiyat. Dolayısıyla 88,5'ların üstünde kalması yukarı yönlü katalizör etkisini besleyecektir. Hani şimdi bu 88,5'un üstünde 88,5 bizim ne işimize yarar sorusuna cevabı verelim. 88,5'un üstünde olması yukarı hareketi katalizör anlamında besleyecektir. 88,5'un altında demek ki bu hareketli ortalamalara doğru bir gıdıklama gelecek disiplini oluşturulabilir yatırımcılar. Doğru. Çünkü onu anlatayım bak oradan. Hop. 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 Ya 5'e ya 8'e ya 13'e düzeltiyorlar değil mi? Düzelte düzelte gidiyor işte. 88,5 bu anlamda yukarı yönlü pozisyonların iştah yönetimi anlamında kontrol edilmeli. 85 ve 84,40'ların üstünde kalmaya devam eden Türsel. (99.12) ara. 105.6 ana hedeflerini muhafaza eder. Analiz bu kadar. Hocam ben şimdi bu analizi izliyorum. 84.40'ın altında analiz. Özel özür dilerim. Tamam, bunların üstünde kaldıkça bu potansiyeli korur. Hı-hı. Risk yönetimi yapalım. Çünkü piyasa tabii. tek yönlü değil. Tabii. Değil mi? Bir gün her yerde bir yerlerde trendler bitiyor bak. Bak burada da ne yapmış? Silsene Deniz burayı. Hocam burayı ben siliyorum. Pardon sen. Ben uçtum. Evet bak şimdi. Burada ne var? Bak şuradaki disipline bak. Burada var mı Eren? Net. Var değil mi? Evet. Ben yapmıyorum bunu. Parayla yapmışlar. Burada hareketli ortalamalar kırıldığı zaman ne olmuş Erenciğim? Net bir geri çekilme var. Düşüş trendi değil mi? Trend oluşmuş. İşte bak burası kırıldığı zaman nereden kırılacağını ben bilemem. Benim öyle fiyatla savaşmak gibi dürtülerim yok. Bu 84-40 kırıldığı zaman hareket şuna dönebilir. Yaşanmış zaman ilan olmuş. Dur. Bak bu kırılmadıkça yukarı, kırılınca aşağı. Yani bir şeyle savaşmıyoruz. Aslında bir analiz de yapmıyoruz. Hareketli ortalamaları takip ediyoruz. Dolayısıyla dikkat edeceğiz. 84-40'ın üstünde kalmaya devam eden Ereğli 99 ve 105 potansiyelini koruyacaktır. 84-40'ların altında 78 ve veya hemen olmayabilir. Bak buradaki gibi zamana yayılabilir. 78 ve belki de 74'lere doğru hikaye bir orta vadeli yükseliş trendi içinde kısa vadeli düzeltme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Böyle bir riske karşı yatırımcılar hareketli ortalamaları özellikle 84-40 ve veya 8 ve 13 günlük hareketli ortalamaları takip ederek yönü doğru tasvir edebilirler. Değerli hocam ağzına yüreğine sağlık. Yetti mi? Süremizin tamam. sonuna geldik. Tamam, süper. Vallahi çok da hızlı geçti. Çok teşekkür ediyoruz. Her zamanki gibi efendim gayet net, anlaşılır ve akıcı bir program oldu. Zaten hocamızla yapmış olduğumuz programlarda farklı bir şey beklenilemez. Kendinize çok iyi bakın. Paratoner programına geçiş yapacağız. Borsa Tekniği burada noktalıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.